merhaba, ismim Mustafa Dede. 12 yaşından beri ahşap işiyle uğraşıyorum. Çıraklığım Ermeni, Rum ve Türk ustalarının yanında geçti. Şöyle bir kural vardı bizim ustalarımız yerde. Tamam mı? İyi çırak, tamam mı? İyi çay demlemeden başlar. İyi çay demleyen çırak da iyi usta olur derdiler yani bizim ustalarımız. Tabii biz sabah ustalar gelmeden çok erken giderdik atölyeye. Sıkılı mengenelerimiz vardı. Mengenelerimizi sökerdik, tamam mı? Akşamdan sıkılan. Sobamızı yakardık. Bizim bir sobamız vardı. Yaz, kış yanmak zorundaydı. Çünkü bizim tutkalımız o sobanın üstündeydi. Preslerimiz o sobanın da kalalarımız vardı. Isıtırdık. O soba sürekli yanacak ki tutkalımız erisin, biz iş yapalım diye. Sobayı yakardım ben, mengeneleri sökerdim, çayı demlerdim. Ustalarımız öyle gelirdi. Öyle işe başlardık. Bu şekilde her şey hazır olurdu. O soba yaz, kış, talaşta da yanardı. Tabii artık ustalarımız geldiği zaman, tamam mı, onların tezgahını yardım ederdik. Takımlarını verirdik. Ben isterdim ki boş kalayım, bana iş versinler. Yani tezgahı da tertemiz yapayım, takımını da vereyim bir an önce. Hep dikilirdim yanında ki boş, bu adam boş. Bana sürekli iş vermelerini isterdim. Yani öyle bir hevesim vardı. Tabii bana iş verdikçe, yaptıkça keyif alırdım. Yaptıkça keyif alırdım. Yani çıraklığımın onlardan feyiz almam bu şekilde geçti. Bir de tabii ben çok kısa zamanda sevdirdim kendimi. Çok çalışkandım, tamam mı? Çok becerikli bir çırak olarak. Çok kendimi sevdirince, ne iş verince, yapınca ustalarım da bana güvendiler. Sürekli iş vermeye başladılar. Sürekli yanlarını almaya başladılar. İşin doğrusunu, tamam mı, düzgününü anlattılar. Çünkü anlattıkça ben kavruyordum, anlattıkça ben kapıyordum. Yani çıraklığım, kalfalığım hızlı bir şekilde geçti. Herkes 5 senede yardımcılığa, kalfalığa terfi ederken ben böyle 2 senede falan artık elim rende tutmaya başlamıştı, iş yapmaya başladım. İşte 3. 5. senelerde artık ben iş yapmaya başladım. Makineye gidip takım falan yapıyordum. Bu benim de hoşuma gidiyordu. Tabii ustalarım da hoşuma gidiyordu. Yani bu şekilde ta askere kadar aynı ustamın yanında çalışarak sebat ettim. Askerden sonra 2 sene daha ustamla beraber çalıştım. Sonra kendi yerimi açmaya karar verdim. İlk yaptığımız zamanlar Nişantaşı'ndaki mağazalara yapardık. Yemek odası, yatak odası, yaptığımız işleri müşterilerimize, mağazacılar İtalyan dire satardılar. Biz de kendi yaptığımız takımı montörüz diye, biz montajcıyız diye gidip kurmaya başladık. Böyle böyle artık dedik kendi işimizi kuralım. Kendi işimizi kurup başladık. İlk zamanlar tabii piyasa biraz dar olduğu için iş yapma güçlüklerimiz vardı. Yıldız Kenter'den bir iş geldi, daha doğrusu tiyatrosundan, Kenterler Tiyatrosu'ndan bir sahne dekoru işi geldi. Osmanlı-Selçuklu mimari karışımı, limon kirişli, dönerli bir merdiven ve kemerler, sütunlar, böyle bir sahne dekoru şeyi. İlk dükkancı olduğum için de İşe uygun bir fiyat vererek aldım. Daha doğrusu Osman Şengezer diye bir mimar, ismini de unutmadım. Soruyor kim yapar bu işleri falan. İşte Mustafa Usta diye benim ismimi veriyorlar. Geldi, anlaştık. İşi yaptım, yerine teslim ettim. Teşekkür ettiler, çok güzel oldu. Tabii sonra günün birinde Yıldız Hanım birkaç gün sonra beni aradı. Akşama gel dedi, fuaye var dedi, tamam mı? Seni davet ediyoruz. O dönem tiyatroların dekorlarını bir heyet var. Bu heyet işte en iyi dekor, en iyi süsleme kimse buna birincilik, ikincilik ödülü veriyor. Kapıda tabii Vakko süsleme dalında, Mustafa Dede de atölyesi de dekor dalında birincilik almış diye kocaman yazıyı görünce bayağı bir duygulandım tabii. Zarar ettiğim işten bir anda mutlu oldum.
Sonra Yıldız Hanım'ın evini yapmaya başladım. Ondan sonra tabii Yıldız Hanım benim yıldızımı açtı diyebilirim. Ondan sonra böyle güzel işler yapmaya başladık. Sonraları bir daha sonra çok iyi bir müşterimin inşaat işlerini yapmaya başladım. Bunun doğramalarını, dolaplarını, mutfağını, kapılarını yapıyorum. Bu Boğaz'da bir yalı aldı. İşte yalı yapılırken tabii Turgut Cansever'in ismini duydum. Turgut Cansever de yalının mimarı olarak yapılıyor. Fakat Turgut Cansever'i öyle bir anlattılar ki ya çok zor bir adam, öyle bir mimar var dediler ki hiçbir iş beğenmiyor. Tamam mı? Çok zor bir adam. Kimse ona iş beğendiremiyor. Öyle zor bir adam diye anlattılar. Biz tabii o zaman korktuk yani Turgut Hoca'ya iş yapmaktan, böyle bir adama nasıl iş yaparız falan. Yalıya çok özel döşeme tahtası yaptıracaklar. İşte 3,5 metre, 4,5 metre boyunda, 35 santim genişliklerinde falan. Öyle bir tahta yok. Yurt dışından da gelmiyor öyle bir döşeme. Bunu lamine olarak istedi benden hoca. Ben de yapmamışım öyle bir şeyi. Ben dedim bir iki tane numune yapacağım size. Ondan sonra bir bakın. Numuneleri aldım. Bunu sık yapıştırmasınız için tabii özel marin deniz tutkalları lazım. Bunun için Karaköy'de çalıştığımız bir Musevi tanıdığım vardı. Gittim onu anlattım tutkal satan. Böyle böyle işte bir yalıda kullanacağım. Sen dedi suyun kenarında bu işi yapacaksın. Sen dedi buradaki tutkalları sakın kullanma. Ben sana Almanya'dan, Bali'den özel yapıştırıcı getireceğim. Getirdiği yapıştırıcılarla iki tane numune yaptım. Yalıya yolladığımızda tabii bunu denizin içinde beklettiler bir haftaya yakın. Hiçbir açma olmadı. İşin sahibi tekstilciydi. Götürdü tekstil fabrikasında şoförüyle buhar kazanını attı. Gene hiçbir şey olmayınca ben bile şaşırmıştım yaptığım işe. Böylelikle işte Turgut Hoca ile ilk sınavımızı Paşa ile geçtik, başladık. Tabii hoca da beni iyi tanımıyor. Ben de onu iyi tanımadığım için hala işi bana vermiş değildi. Biz bir müştemilatla beni sınav yaptı. İlk başta yalının müştemilatını yap bakalım dedi. Oluyor mu olmuyor mu? Bir müştemilatı ana binadan daha zor anlattı bana. Tamam mı? Şöyle söyleyeyim. Normalde döşeme tahtaları yapıp üstten vidalı yaptım. Bizim meslekte kavile dediğimiz şeyler var. Vidalı yerlerini kavile yapıp suyuna kavileler yaptık. Bir sokro vardır. Sokro gözükür. Aynı ağacın suyuna gelecek şekilde. Biz bu kavilyaları aynı ağaca kapattık, sistiresini yaptık, cilasını yaptık. Çok güzel bir iş olmuştu. Tamam dedi, bu işi dedi yapacaksın. Turgut Hoca hiç unutmuyorum, evin sahibiyle Bebek'te oturduk işte. Hem sohbet ediyoruz hem de işi nasıl yapacağını bana uzattı kağıdı kalemi. Bana dedi ki, bir anlat bakalım bu işi nasıl yaptın, nasıl yapıyorsun diye. Ben de çok kısa bir cevap vermiştim ona, tamam mı? Tabii sonradan biraz saygısızlık mı yaptım diye düşündüm. Hocam dedim, o da benim işim dedim. Ben yaparım bu işi. Hiçbir şey anlatmamıştım. Sonra evin sahibi tabii beni çağırdı. Ya niye böyle sert bir konuşma yaptın falan diye beni biraz orada uyarmıştı. Yok dedim, bu benim işim hakikaten. Öyle bir espri olmuştu. Bu şekilde kendi işimizi ilerletmeye başladık. Sonra hocayla oradan Sadullah Paşa yalısını tamir etmeye başladık. Sağ olsun Sadullah Paşa yalısında bir yalı nasıl tamir edilir onu öğrendim. Yani bir yalının tamir, eski bir ahşap binanın nasıl tamir edildiğini öğrendim. Daha sonra Hadi Bey yalısını yapmaya başladık. Orada da yani bir yalının sıfırdan nasıl yapılacağını öğrendim. Ben artık mobilya yapmaktan, biz artık Nişantaşı'na mobilya yapmaktan bir anda kendimi böyle bir ev yapma ustalığına atadım hocanın sayesinde. Hem de bu işin en iyi bileninden öğrendim. Kendi mesleğimi, sanatımı, işte Turgut Cansever'in bilgisini alaraktan güzel bir yere geldim. Ve şu anda birçok ahşap bina yapıp hem sıfırdan hem de işte bunu tamir olarak yapmaktayım.